Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bugünkü videomuzda monitörümüzün arkasına görmüş olduğunuz Jata'nın CT4566 modeli şerit ledimizi yapacağız. 3 metre uzunluğunda şerit ledimiz, kumandalı, RGB, değişik modlar var vesaire. Onların hepsini birazdan göreceğiz zaten. USB üzerinden çalışıyor. Bunu 27 inçlik monitörümüzün arkasına güzel bir şekilde çekmeyi planlıyoruz şu anda. Oldukça güzel ve fotoğrafları, yorumları vesaire ben beğendim arkadaşlar. Ürün hepsi burada üzerinden alındı. Bu şekilde burada da görüntüleri mevcut. TV için söylüyor ama biz monitöre kullanacağız. 3 metre 27 inç bir monitöre büyük gelecek. Yaklaşık bir 1,5-2 metre kadar gidiyor 27 inç monitöre. 3 metrede hemen hemen bir 42-43 inçlik televizyonu rahatlıkla çevreliyor. Monitörümüzde arkasında güzel bir ambiyans olması için şimdi bunu deneyeceğiz arkadaşlar. Ondan önce kutu içerisinde neler var onlara bir bakalım. Şu şekilde iki adet paketimiz çıkıyor kutudan. Birisinde USB bağlantısını yapacağımız kablo ve kumanda. Diğerinde ise sarılı bir şekilde ledimiz mevcut arkadaşlar. Öncelikle kumandanın olduğu paketi açalım. Ürün hepsi burada üzerinden aldım. Satıcı hepsi buradanın kendisiydi. Fakat burada şöyle bir eksi vermek istiyorum ürüne. Ürünün fotoğraftaki gösterilen kumandasıyla içerisinden çıkan kumandanın hiçbir alakası yok arkadaşlar. O kumanda daha büyük ve daha renk çeşidi olan bir kumanda. Ama bunda sadece 7 renk var ve modumuz var. Modları geçiş yapabileceğimiz tuş var. Yine mod hızı var. Parlaklığı artırıp azaltacağımız tuşlar var. Sanırım şu color artı eksi dediği de rengin tonunu değiştirme açısından. Belki de bu yüzden küçük bir kumanda kullanılmış da olabilir. Şu şekilde bir USB aparatımız var. LED'imiz şöyle 4 pin girişine sahip. Diğer ürünümüzde LED'in kendisi yuvarlak sarılı bir şekilde geliyor arkadaşlar. Küçük kağıt mevcut. Bunu da yine bakarsınız eğer alırsanız. Şöyle bir bağlantısı mevcut. Dediğim gibi 4 pinli. 4 pin girişini bu şekilde buraya takıyorsunuz ve buradan USB üzerinden kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle LED'imiz şerit, silikonsuz bir LED. Kendinden bantlı. Biz şimdi bunun montajını gerçekleştireceğiz. Öncelikle USB'yi nereden alabiliriz? Onu düşüneceğim. Ve kasaya yakın bir şekilde o tarafa USB girişi gelecek şekilde LED'imizin montajını gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, LED'imizi açtık. Şu şekilde sarılı olduğu şeyleri çıkardık komple. Burada arkasında bir mavi bant var. Bunu açtığınız zaman altından çift taraflı bandı çıkıyor. Şimdi tasarım olarak ise buradan normalde kabloları da geçirdiğim için bunun kablosunu da oradan almayı düşünüyorum. Ki kasaya da yeterli mesafede bir boy kalacaktır. O yüzden bunu şu şekilde aşağıdan başlatarak bu 3 metrenin tamamını ben monitöre kullanmayı düşünüyorum. O yüzden rahatlıkla yetecektir diye tahmin ediyorum. Şöyle aşağıdan başlayarak evet arkadaşlar, bu şekilde montajı tamamladım. Şurada yaklaşık 20 santimlik kadar fazlalık kaldı buraya kadar geldiğimde. Her iki tarafı da eşit yapmak istedim ama olmadı. Yine fazlalığımız kaldı. O yüzden bunu da bu şekilde
yaptık. Tekrardan şey yapmadım, hani geniş şey olmasın diye birbirine de çok yakın yapmak istemedim ışığı dağıtması için. Bu şekilde oldu. Şurada bir yaklaşık bir 10 santimlik monitörümüzün ayağının arkasında kalıyor. O da çok önemli değil. Şimdi bunun bağlantısında dediğim gibi bu 4 pinli USB bağlantısını şu aradan alacağım. Diğer kablolarla geçirdiğim yerden geçireceğim. En azından orada da bir kablo kirliliği olmaması için. Onu yapacağız ve monitörümü döndüreceğim arkadaşlar. Şimdi ben o işlemi yapayım. Tekrardan kayda geleyim. Onu döndürdükten sonra burayı bir düzenleyeyim. Ondan sonra sizlere çalışmasını da göstereyim. Evet arkadaşlar, montajımızı bitirdik. Size öncelikle kumandadan bahsetmek istiyorum. Bu şekilde burada bir açma kapama tuşumuz var. Ortada bir demo yazımız var. Bu mod açıyor. Başka da herhangi bir şey yapmıyor. Aynı modu başa döndürüyor bastığımız zaman. Sağda solda speed tuşlarını görüyorsunuz. Artırma ve eksiltme olarak. Demo yazısının üstünde ve altında mod tuşları var. Modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Hemen bu sağdaki bright yazısı rengimizin parlaklığını kısıp açabiliyorsunuz ve sağda color yazısı da renkler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda burada 7 adet de sabit renkler var. Bunları da açabiliyorsunuz arkadaşlar. Kumanda bu şekilde. Bu speed olayı modlardaki renklerin geçişleri ya da böyle çakar gibi yaptığı modlar var vesaire. Onları birazdan göstereceğim hepsini. Oradaki hızları artırmaya, azaltmaya yarıyor arkadaşlar. Şimdi detaylı bir şekilde bakalım. Işığımızı kapatıyorum ve oldukça karanlık gözüküyor şu anda monitörün arkası da. Şimdi açma tuşumuza bastığımızda gördüğünüz gibi yani mesafe olarak da oldukça uzaktan alıyor arkadaşlar. Yani şu an odanın bir ucundan bir ucuna yaklaşık bir 3 metre, 3-4 metre kadar vardır. Çok rahat alıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi öncelikle bu aydınlatma olayını görmeniz için direkt beyaz olarak açtım. Ve monitörün arkasında bu kadarlık bir alanda aydınlatma sağlıyor bizlere. Şimdi modlara bakalım arkadaşlar. Önce sabit renklerden başlayalım. Bu beyaz. Kamerada da oldukça güzel gözüküyor. Aslında canlıda baktığınızda beyaz. Kameradaki kadar canlı değil arkadaşlar. Şöyle kırmızı. Renkler çok net olmayabiliyor. Şöyle yeşil, mavi, sarı, turkuaz ve mor arkadaşlar. Gaming ürünlerinde mor renk gerçekten çok güzel oluyor. Benim de hoşuma gidiyor. Şimdi şu demo tuşu arkadaşlar bu şekilde bir geçiş sağlıyor. Şimdi bastığım zaman yine aynı başa alıyor. Kırmızıdan başlatarak tüm renkleri sırasıyla geçişlerini sağlıyor. Şimdi mod tuşlarında yukarı olarak gidelim mesela. Yine bu da renkleri tek tek sırayla geçiyor. Yine aynı şekilde ve bu da dediğim gibi çakar modu. Renklerde her renkte var bu mod. Yeşil, mavi, sarı, mor, turkuaz ve beyaz. Bu modda ise sırasıyla yani aslında şöyle söyleyebilirim. Kasadaki ARGB modun birebir aynısı diyebilirim. Yani oradaki modlardan hemen hemen aynı modlar burada da var. Veyahut da klavyedeki modlarda. O yüzden yani gaming olarak bence gayet güzel. Gaming odalarında kullanabileceğiniz, oyuncu odalarında kullanabileceğiniz türden bir LED arkadaşlar. Şöyle bastığım zaman yine renkler sırasıyla geçiş yapıyor. Diğer bir öncekiyle hemen hemen aynı. Bu da baştaki modumuz arkadaşlar. Şimdi Color tuşundan bahsedeyim bir de son olarak. Onun öncesinde bir şu hız olayını görelim. Mesela şu anda hızımız oldukça yavaş. Renkler net bir şekilde geçiyor. Mesela bir tık artırdığımda bu şekilde. Bir tık daha artırdığımda bayağı hızlı. Sanırım en hızlı modu da bu arkadaşlar. Bundan hızlısı yok. Şöyle en kısa alayım. Bu da en yavaş modumuz. Yani hız olarak en yavaş hızımız arkadaşlar. Bright tuşu da parlaklık azaltıp ve yükseltmeye yarıyor demiştik. Şu şekilde 5 seviyeli bir parlaklık azaltma ve artırma sağlıyor bize. Bu en parlak hali. Şöyle şu da en kısık hali ışığımızın. Şimdi color tuşuna gelecek olursak burada yine beyaz rengi aldığım zaman bu her renkte geçerli. Color tuşuna basıyoruz. Mesela şu anda turuncu oldu. Turuncu buradaki tuş takımında yok arkadaşlar. O yüzden buradan renkleri sırasıyla şey yapıyor. Mesela turuncudan bir daha üste bastığımda bir tık açığı sarıya kayıyor. Bir tık daha bastığımda tamamen sarı oluyor. Daha sonra böyle yani turkuazla yeşil arasında bir renge dönüyor. Turkuaz oluyor mesela. Biraz daha koyultuyor ve mavi oluyor. Bu mavi de mora yavaş yavaş çalıyor. Mesela mor oldu. Tekrar beyaza döndüm. Tekrar mor oldu. Mesela renkleri sırasıyla gösteriyor şimdi. Yani bu arada geçişleri sağlıyor. Hani beyazla diğer renkler arasında
sıcak soğuk renkler arasında söyleyeyim. Onlar arasında bir geçiş sağlıyor. Onun haricinde kumandada da başka bir özellik yok. Ama dediğim gibi kumanda görseldeki ile tamamen farklı. O yüzden görsele aldanıp da büyük bir kumanda beklemeyin. Oldukça küçük ama kullanışlı bir kumanda. Beyaz da. Benim sistemim de tamamen beyaz renklerden oluşuyor. Mesela burayı da komple beyaz yaptığımız zaman sistemimizin tüm ışıklarını açtığımız zaman bu şekilde bir görüntü elde ediyorsunuz. Dediğim gibi renkler farklılık gösterebiliyor. Mesela şu anda klavyenin üstü beyaz ama kamerada çok farklı gözüküyor. Daha mor gözüküyor. O yüzden kameraya aldanmayın. Canlıda daha güzel renkler elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Videomuz bu şekildeydi. Güzel bir ürün. Montör için bence yeterli. Yani çok fazla ışığa gerek yok montörün arkasında. 3 metrelik bilet gayet işinizi görüyor arkadaşlar. Bunun 5 metreliğini, yani farklı daha uygun ledler vardır. 5 metreliğini masa için düşünüyorum. Aynı şekilde masaya da bir bu şekilde led koymayı düşünüyoruz arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ürünün satın alma linkini yorumlarda açıklama kısmında paylaşacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Ürünün fiyatı an itibariyle şu an 31 Ocak'tayız. Ben bu videoyu 31 Ocak'ta çekiyorum ve ürünün teslimini bugün aldım. 2 gün önce sipariş vermiştim. 31 Ocak itibariyle 170 lira bir fiyatı var. Oldukça güzel fiyatı bence. Almak isteyen arkadaşlar açıklamadaki, yorumdaki linkten ulaşabilirler. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.